Merhabalar, ben Yüneysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Yine bugün bir konuğumuz var. Beşiktaş kurs antrenörü, Fulya grubunun biriminin kurs antrenörü, kaleci antrenör olarak görev yapıyor kendisi. Burak Şahin'le beraberiz. Burak hocam, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir de yine bizim demirbaşlarımızdan Erdar Gün'le beraberiz. Erdar, merhaba, nasılsın? Merhaba Günay. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Şimdi yavaş yavaş videomuza başlayalım. Şimdi hocam, korona günleri nasıl gidiyor? Nasıl geçiriyorsunuz bu günlerinizi? Öncelikle oradan başlayalım. Korona günlerinde evdeyiz zaten. Fazla olabildiğince dışarı çıkmıyoruz. Ya bu korona günlerini açıkçası kendimize çevirdik. Ailemizle daha çok vakit geçiriyoruz. Hani burada olabildiğince yine spor yapmaya çalışıyoruz. Mekik çekiyoruz, şınav çekiyoruz. Hani daha çok evde vakit geçiriyoruz yani. Sadece markete çıkıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok açıkçası bizim. Şimdi biz İnsan. zaten sürekli Arda ile konuşuyoruz. Arda da bugün izne çıktı. Artık o da Aynen. evde geçirecek Evet. herhalde, değil mi, günlerini Arda? Aynen. Aynen Günay. Artık 15 gün beraberiz seninle, 7-24 yayınlara devam. Yani şimdi ben çalışmaya devam edeceğim, ama benim de Aynen. çalışma saatlerim kısıtlı. Biraz daha az çalışıyoruz. Yine biz buradan söyleyelim. Yani şunu söyleyelim. Lütfen evinizde kalın. Yani mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışın. Bu çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Lütfen evde kalın ve çıkmayın. Zinciri bozun diyorum. Şimdi ikinci sorumla devam etmek istiyorum Burak Hoca'dan. Şimdi hocam, ligler tehir edildi, iptal edildi. Evet. Evet. Ortalama 3 haftadır galiba oynanmıyor. Evet, 3 Şimdi hafta oldu. Evet, 3 hafta oldu. ligler devam edecek mi sizce? Devam edecek mi? Devam ederse nasıl devam etmeli? Bunun her şeyi konuşuluyor şu anda. Playoff diyorlar vesaire diyorlar, işte sıkıştırılmış lig diyorlar. Devam ederse nasıl devam etmeli ve ne zaman devam eder? Sizceyi soruyoruz burada. Şimdi federasyondan şöyle bir açıklama geldi. Haziran'ın ilk haftası olarak başlayıp Temmuz'un ortalarına da bitireceğini söyledi federasyon. Hani bana göre de bu Haziran'ın ortalarında başlar, Temmuz'un sonunda biter diye düşünüyorum. Ama ya bu ligi elinde sonunda bitirecekler. Ama bence seyircisiz olarak devam edip seyircisiz olarak bitirecekler diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim tabii ki. Doğru. Yani en mantıklı olan şu noktada olur zaten. Yani Arda ile Aynen biz bu. zaten sürekli konuşuyoruz. En mantıklı olan kesinlikle seyircisiz bir şekilde Ya oynanması. Buyur hocam. evet, öncelikle şöyle zaten insan sağlığı, spor, Aynen. futbol ya da X bir şey çok önemli bir şey değil. İlk önce insan sağlığı. Tabii ki normal hayata dönmek için de elimizden geleni biz de yapmamız lazım. Yani çalışan kesimi ayrı tuttuk. Dışarı çıkmayacak yani işe giden dışındakilerden bahsediyorum. Çıkmayacak. Bu şekilde ligler olsun normal hayata dönmek açısından çok önemli. Ya yine de burada insan biraz daha özen gösterecek bu temizlik konusuna özellikle. Evet hocam. Yani Evet. biz de ekstra artık özen gösteriyoruz. Göstermekte zorundayız bir şekilde devam etmek için. Yani bunu zinciri bozmak için Evet. temizliğimize ve eve de kalmaya özen göstermeliyiz. Onu da söyleyelim. Evet. Evet. Şimdi hocam, Burak hocam, senden devam etmek istiyorum. Evet. Beşiktaş'ta şu an durumlar nedir? Yani spor okulları devam etmiyor. Doğru mudur? Öyle bir karar Şöyle alındı. spor okulları olsun, altyapılar olsun çalışmayı durdurdu. Hemen hemen bir 3 hafta kadar oldu. Hatta tabii 3 hafta oldu. İdmanları yapmıyoruz. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. X bir futbol okulları yani İstanbul dışındakilerden de bahsediyorum. Online olarak hocalar bağlantı şeklinde idman yaptıran futbol okullarımız var. Şehir dışındakilerden bahsediyorum. O şekilde devam eden ediyor. Etmeyen de ara verdi. Evde kendi çalışmalarını sürdürüyor şu an.
Şimdi şunu soracağım hocam o zaman. Yani sizler oyuncularınızla şu an iletişim halindesiniz. Ama Bizler anladım. tabii doğru. İletişim halindeyiz hepimiz. Konuşuyoruz. Grubumuz var zaten WhatsApp üzerinden de. Herkes birbirlerinden haberli şu an. Hepimiz muhtemelen dediğimiz gibi Haziran'da da biz de açacağız muhtemelen. Ama tabii ki tam belli değil şu an. Peki hocam o zaman şundan devam etmek istiyorum. Yani çok güzel bir olaya değindiniz. Şimdi bütün oyuncularınızı burada takip ettiğinizi söylediniz ki ben Evet. çoğu antrenör arkadaşımla veya antrenör hocalarımızla görüştüğümde hepsi aynı şeyi söylüyor. Ancak bir kişi dışında söylemedi bunu. Bu da Kimdir o? sizin camianızda olan şu an teknik direktörünüz Sergen Yalçın diyor ki ben diyor şu an herhangi bir oyuncuyu diyor takip etmiyorum. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum dedi. Bunu A-Spor'da dile getirdi. Neden böyle bir Evet. şey açıklama yaptı? Onu soruyorum. Bir taraftar olarak da çok iyi bir Beşiktaş taraftarısınız. Bu taraftar olarak bir de antrenör olarak buna ne dersiniz? Ya şimdi şöyle, Sergen Hoca'nın o açıklamasını hani ben de duydum. Fakat Sergen Hoca hem çok zeki hem de esprili bir kişiliği var. Bunu da bütün Türkiye'de biliyor. Ama şöyle, Sergen Hoca'nın ekibi var. Atıyorum buna Çağdaş Atan olsun, Murat Şahin olsun. İlla ki onlar futbolcularla iletişim halinde olduğundan dolayı hani biraz da espriye vurarak ben öyle bir cevap verdiğini düşünüyorum. Hocamızın İlla ki haberi vardır ama ilgilenen yardımcı antrenörleridir diye düşünüyorum ben. Arda dün konuşmuştuk bizim yayınımızda ama yine tekrardan burada da sorayım. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sergen Hoca'nın yapmış olduğu açıklama hakkında. Şimdi ben dün de söyledim zaten hani seninle konuştuğumuzda Sergen Yalçın ben kendisine çok büyük saygı duyuyordum. Hatta sana dedim ki futbolculuk olarak da hani çok üst seviyeydi ama futbolculuğunun yanında o eksik olan bir şeyler vardı onda. Acaba diyorum bu teknik direktörlükte de aynı mı devam edecek? Çünkü benim Sergen Yalçın'dan beklentim şu Türk hocalar, mesela şu anki Türk hocalar neyse başarılı olanlar Şenol Güneş, Fatih Terim, Aykut Kocaman bunlar gibi bir profil bekliyorum ben Sergen'den. Bundan 5-10 sene sonra Sergen'de en azından Türkiye üzerinde 2-3 şampiyonluğu olan Avrupa'da yarı final, çeyrek finaller oynatmış bir hoca olarak ben kendisini addediyorum. Şu anda öngörüm bu onunla ilgili. Bu dediği gibi Burak Hoca'nın da yani tamamen espriye dayalı bir şey olmuş olabilir. Ama şimdi taraftar profilinden bakıldığı zaman çok seven, Sergen'i çok sevenler ya hoca espri yaptı diyebilir. Ama tam tersi Sergen'in bu takımda olmasından rahatsız olanlar da ya bu hoca ne diyor kardeşim hiç insan kendi hocası şeyinden oyuncusundan habersiz olur mu diye addetmiş olabilir. Zaten spor basınında da böyle bir bölümle var. Şimdi Sergen'i sevmeyenler diyecek ki haber yapacak bunu. İşte Sergen Yalçın'ın futbolcularının haberi yok. Her yerde flash flash diye geçecek. Ama tam tersi Sergen'i sevenler Sergen için bir şey beklentisi olanlar da bunun tamamen bir espri olduğunu söyleyecek. Benim için de tamamen bir espri ama şimdi Beşiktaş taraftarının gözünden bakarsa kötü bir espri olabilir. Öyle yönlendiriyorum. Gerçekten de öyle olmadığını Burak Hoca gibi ben de düşünüyorum zaten. Mümkün değil Beşiktaş hocasının futbolcuların haberinin olmaması mümkün değil. Yani ben şöyle Evet. bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de bu işten zamanda ekmek paramı kazandım. Yani ne olursa olsun, ne kadar esprili de olursa olsun bir teknik direktörün bu şekilde açıklama yapmasının ben abest olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörüsünüz. Böyle açıklama bence abes kaçtı. Yani ben yakıştıramadım Sergen Yalçın'a. Açık ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bence de şaka ama ne olursa olsun Kötü bir şaka. Şimdi burada kötü bir şaka olduğunu düşünüyorum. şöyle de bir durum var ama hani bu cümleyi atıyorum Aykut Kocaman ya da Okan Buruk ya da X bir hoca yapsa hoş karşılanmayabilir. Ama Sergen Yalçın'ın gerçekten yapısını bilen bir insan yani bunun gerçekten esprili bir şekilde kullandığını ve Sergen Hoca'nın gerçekten de hocalardan yani haberi olmama ihtimali zaten yok. Dediğim gibi koca bir ekip,
altyapısını yani yardımcılarından bahsediyorum. Yardımcılarının da yardımcıları var Sergen Hoca'nın. Bu cümleyi Sergen Hoca'nın kullanmasını ben düşünmüyorum yani X bir kişinin yanlış anlayacağını, ama demin de Arda'nın dediği gibi de şöyle de bir şey var. Futbol biraz ne yazık ki şeydir, nankör bir oyundur. Mesela Sergen Hoca'nın bu cümleleri Beşiktaş kötü gittiğinde işte Beşiktaş'ın hocası böyle böyle dedi diye karşısına çıkabilir. Senin dediğine çok katılıyorum, ama şöyle de bir şey var. Sergen Yalçın bu sene takımı şampiyon yapsın, diğer sene son yine şampiyonla oynasın, son iki hafta kala şampiyonluğu versin, Sergen Yalçın için kötü hoca muamelesi gelecek. Yani bu futbolun içinde olan bir şey. Ama dediğiniz gibi basına sadece malzeme verdi Sergen Hoca. Ama Sergen Hoca'yı bilen biliyor. Ben bunu dile getiriyorum. Onun dışında da dediğim gibi ya Sergen Hoca'yı sadece Beşiktaşlısı değil, bütün kulübü destekleyen insanlardan bahsediyorum. Onun yani kötü bir yerlere çekilmeyeceğini insanlar biliyor, ama basın onu illaki dediğiniz gibi 3 ay sonra 5 ay sonra karşısına bence de çıkartabilir. Burak hocam, ama bilen bilir. Burak hocam, başında öznesi olmadan bu cümle kurulmuş olsa Sergen'den çıktığını herkes bilirdi herhalde, değil mi? Sergen Yalçın'dan çıktığını. Bu eskisi yapmazdı çünkü. Yapmadı, doğru söylüyorsun. Evet. Ya evet, şimdi yine şu sorudan devam etmek istiyorum. Şimdi futbol okullarını spor okulları olarak sizler altyapıya oyuncu vermekle yükümlüsünüz. Nasıl gidiyor? Yani oyuncu verebiliyor musunuz? Altyapıdaki durumlar nedir? Onları sormak isterim Sayın Hocam size. Oyuncu şöyle, tabii ki ilk önce çocukların biz ahlakına bakıyoruz futbol okullarında ve iyi bir insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz bu. Ona göre gelişimini en iyi şekilde geliştiren arkadaşlarımıza da olabildiğince Beşiktaş'ın altyapısına, tabii ki idmanlarına çıkartıp kendini kabul ettirmemiz, yani ettirtmeye çalışıyoruz biz çocukları. Ama şöyle ki çocuklar, yani çocuklara şöyle söyleyeyim daha doğrusu, olabildiğince biz altyapıyı değil de iyi bir birey olmayı vaat ediyoruz. Zamanı geldiği zaman da kendimiz açısından bu kaleci artık Beşiktaş'ın kalesini koruyabilir dediğimizde de o çocuğumuzu alıp altyapı hocamızla konuşturup ve idmanlarını aldırıyoruz. Orada da çocuk kendini ispatlayabilirse altyapıya girmeye kazanıyor, hak kazanıyor. Bunun şeyi Fulya ana merkez dışında X bir yerlerdeki futbol okullarından da görmüşlüğümüz var. Hı hı. İl dışından da bahsediyorum. Şimdi Sayın Hocam. Evet. Ligler devam ederse şampiyonluk adayın kim? Benim ligler bitince ben Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Neden hocam? Yani futbol olarak diğer takımlardan daha mı iyi? Yoksa hoca yapısını mı, yönetimsel olarak mı? Neyi görüyorsun Trabzon'da? Trabzonspor'da bana göre seyir zevkini daha iyi veriyor. Başakşehir'le Trabzon'un gideceğini düşünüyorum ben açıkçası. Peki geçen senelerde olduğu gibi Galatasaray'da bir atlama, zirveye doğru gitme düşünmüyor musunuz? Veya şöyle, Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta açık konuşmak gerekirse Sergen Hoca'nın da dediği gibi zaten yine esprili bir cevap verdi. Bu sene zaten şampiyon olamayız dedi yani. Hı hı. Ama Beşiktaş bence ligi dördüncü bitirecek. İlk üçte yine değişmez bu saatten sonra. Hatta pardon, Beşiktaş beşinci bitirecek. İlk dört değişmeyecek. Ama şampiyonun ben aynen ben şampiyonun Trabzonspor'la Başakşehir arasında geçip yani, ama Trabzon'un şampiyon olacağını peki, düşünüyorum. Peki şöyle açıkçası. Bir şey, bir Sivaslı olarak Sivasspor'un şampiyonluğuna hiç şey vermiyor musunuz? Oran vermiyor musunuz? Vallahi bir Sivaslı olarak isterim Sivasspor'un şampiyon olmasını açıkçası. Ama şöyle bir şey, oyun yani oyuna göre Sivas'ın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. İlk üçe de gireceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Evet Arda, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani ligler devam ederse şampiyonluk adayın kim? Burak Hoca'dan pası alayım ben. Şöyle devam edeyim. Şimdi şu noktada ama şöyle lafını kesiyorum bir dakika. Lafını kesiyorum. Ama bilekliğini gördüm. Bak bilekliğini gördüm. Hangi takımlı olduğunu da anladım.
kendi takımını torpil vermeden, bak torpil geçmeden hayır, objektif hayır. bir cevap bekliyorum senden. Ben topu sana öyle attım. Yok yok, ben zaten genelde hiçbir zaman öyle çok koyu fanatiklik yapmam. Öyleyim ama çok yani ekran başında yapmam. Yani şimdi, kaleciyiz yakalarız. O bilekliği yakaladım yani, söyleyeyim sana. Şu noktada ben bıraktığımız yerden devam edip hiçbir takım bıraktığı yerden devam edemeyecek. O kesin. Oyun olarak. Evet. Şimdi Trabzon bıraktığımızda çok iyiydi. Oyun olarak Trabzon bıraktığımızda çok iyiydi ama şimdi sadece psikolojik üstünlük şampiyonluk verecek bence. Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor'un başındaki hoca daha Hüseyin Hoca çok çok daha yeni. Sergen Hoca zaten kendisi de itiraf etti. Yani çok zor, imkansız değil ama zor. Evet. Evet. Başakşehir'de ben Okan Hoca'ya çok güveniyorum. Şimdi Fatih Terim'e ne kadar güveniyorsam Okan Hoca'ya da o kadar güveniyorum diyebilirim. Yani Başakşehir birinci sırada şampiyonluk adayı olarak benim. İkinci sırada Galatasaray, Trabzonspor gerçekten üçüncü sıraya kadar düşebilir. Çünkü oyun yapısı olarak iyi gidiyorlardı ama bu kırılma anı onlara yaramayabilir. Yani şampiyonluk... Evet, ters tepki yapabilir. Evet, doğru. Evet, puan olarak öndeler ama oynayacağı takımlar da şampiyonlukta hep etki edecek. Şimdi Galatasaray Başakşehir'le oynayacak. Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor'la gerçi artık seyirci falan yok. O pek belirleyici olmayacak ama yine de Trabzonspor bu noktada biraz geride. Bir de psikolojik olarak şampiyon yine mi olamayacağız derlerse o zaman yandılar zaten. O zaman işleri zor. Evet. Evet. Aynen. Ama evet. Başakşehir gerçekten Okan Hoca hele o son Sporting maçından sonra o 88. dakikaydı galiba değil mi? 2-1'di maç. Evet evet. Evet. Aynen oradan maçı koparmak müthiş işti. Yani son dakikaya kadar oyuncuların o güveni vermiş olması hoca olarak onun artık bir şeyleri rüştüne ispat ettiğini gösteriyor. Ben gerçekten Okan Hoca'ya şu anda çok çok güveniyorum. İnşallah bir gün Galatasaray'ın başına görürüz. İnşallah diyelim. Doğru, senin temennin. Evet. O senin temennin. Şimdi bir kaleci antrenör olarak şu an ligdeki kalecileri nasıl değerlendiriyorsun Sayın Hocam? Bir de Karius'un performansını nasıl değerlendirirsin? Beğeniyor musun Karius'u? Ligde en iyi kaleci kimdir? Bir de Türkler açısından bakarsak Altay, Mert. Yani bu toplu bir soru olarak alalım. Altay var, evet. Mert var. Erce kardeşler var. Erce var, Uğur var. Türkiye Milli Takım kalesinde kim korumalı? Bu şekilde bir toplu soru vereyim size hocam. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Muslera zaten bu gezegenden değil gibi bir kaleci. Çok iyi bir kaleci. Yani Muslera'nın dışında ama Türk olarak da gerçekten çok iyi kaleciler yetişti. Çok iyi kalecilerimiz evet, çok var. Bak. Hani gerçekten çok iyi kalecilerimiz var. Buna Uğurcan olsun. Avrupa seviyesinde hocam. Tabii tabii. Uğurcan Liverpool'un kalesini bence korur. Çok iyi bir kaleci. Evet. Bence korur ama yani. Ama Alisson varken biraz zor koruyabilir. Yani Alisson biraz daha bir adım daha önde olur. Oynar. Alisson'la kafa kafaya yapar ya. Yapar. Liverpool değil de biraz daha ileri gideyim mi? Şu performanslara göstererek söylüyorum. Real Madrid'in kalesini korur. Ama Alisson'u geçemeyebilir. Ama Real Madrid'de eğitimini alsın. Uğur'da o var, o potansiyel var. Tabii, kesinlikle. Uğur'da evet. 1-2 yıl tecrübe kazansın ekstradan. Avrupa'dan çok iyi bir kaleci olur. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Milli takımın kalesini Uğurcan Çakır hak ediyor. Evet. Ben de açık konuşayım. Yani Uğurcan Çakır hak ediyor. Mert'in oynamasından yana değilim ya. Evet, Uğurcan Çakır hak ediyor. Arkasından da hani Mert Günok olsun, Altay Bayındır olsun gelebilir. Ama onlar da kötü kaleciler değil zaten, Mert Günok, Altay Bayındır. Ama Türkiye'de gerçekten çok iyi ve çok yetenekli kaleciler var. Ama bence yabancı olarak Muslera, Türk olarak da Uğurcan Çakır benim favori kalecilerimden. Karius kötü bir kaleci değil. Şanssız mı diyeyim? Kötü bir bakın şöyle söyleyeyim size açıkçası. Karius kötü bir kaleci olsa Liverpool gibi bir takımın kalesini koruyamazdı. Hocam bir şey sorabilir miyim hemen? Evet. Desançis örneği gibi. Bize gelmişti Desançis. Evet evet doğru. Geldi sonra gittiğinde evet, neler oldu doğru. Değil mi? Yani Beşiktaşlılar onu görmeli. Yani gerçekten sonra neler yaratabilir? Ben aynı şekilde düşünmüyorum ya. Şöyle söyleyeyim size bak. Adam şanssız bir final yaşayıp doğrudur Beşiktaş'ta tutunmak için geldi buraya. Ama o adam kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle düşünmüyorum. Bunun şeyde örnekleri şöyle de var. Atıyorum Marcio Nobre Fenerbahçe'de çok iyiydi. Beşiktaş'a geldi, gol atamadı fazla çok. Revivo örneği vardır. Adam
neler yapıyordu? Yine X bir kulübe gitti. Galatasaray'a gitti mesela. Hiçbir şey yapamadı. Galatasaray'a gitti. Hiçbir şey yapamadı. Revivo kötü topçu mu? Mobre kötü topçu muydu? Yani baktığın zaman. Bu Karius sadece şöyle söyleyebilirim. Tutmadı. Hı-hı. Tutmadı. Yani kötü bir kaleci değil. Sadece Beşiktaş'ta tutmadı. Hepsi bu. Evet. Şimdi bir şey daha soracağım. Sayın evet. Hocam, şimdi spor okullarında çalışıyorsunuz ve altyapıyla birebir evet. iletişim halindesiniz. Evet. Gözlemlediğiniz kadar şu altyapılarda torpil var mı Sayın evet. Hocam? Ne diyorsunuz? Ya torpil şöyle söyleyeyim. Bu Beşiktaş anlamında değil. Üç büyüklerden de yola çıkarak konuşuyorum. Sadece Beşiktaş'ı genelleme yapmıyorum. Torpil şöyle var. Falancı bir insanın atıyorum oğlu ya da yeğenini idmanda gösteriyorlar. Yani idmana çıkartmakta torpil var. Yani bir yere kadar torpil var. Bir yerden sonra torpil yok. Şöyle söyleyeyim. Baktığın zaman örneklerde Ertuğrul Sağlam büyük bir hoca. Doğru mu? Doğrudur. Bence doğrudur. Büyük, iyi bir hoca. Ama i̇yi Ertuğrul hoca, Sağlam'ın evet Ertuğrul Sağlam'ın oğlu benden yaşça ufaktır bir 4-5 yaş kadar. Biz top oynadığımız zaman altyapıda top oynardı. Ertuğrul Sağlam'ın oğlu şu an atıyorum 22'li 23'lü yaşlarda yanlış bilmiyorsam ama amatörde top oynuyor. Babası Ertuğrul Sağlam ama oğlu amatörde top oynuyor. Eğer ki torpil olsa gerçekten bu şey adam orada mı oynar? Bu torpil evet. bir yere kadardır. Atıyorum X biri bir yere alır, çıkartır, bir yere getirir ama ondan sonrasını torpil işlemez diye düşünüyorum ben. Doğru. Arda sen ne yani düşünüyorsun? Yani atıyorum bu? mesela atıyorum oyunu. İyi bir sol ayaksındır, iyi bir sol ayaksındır. Evet. Senin birilerinin fark etmesi gerekiyordur. Torpil burada işe yarar. Ondan sonra zaten iyi olduğun için yürümeye devam edersin. Ama senin ayağın yani tahta evet. gibiyse senin orada anca çıkarsın. Çıktıktan sonra da ya yani düşüşe geçmekle yükselişe geçmek arasındaki fark işte orada kendi kalitesi belirliyor bence. Yani aynen kalitesi... 18 yaşında da futbolu bırakırsın işte. Hani 18'den evet. sonra ilerleyemezsin zaten. Ama şunu da yani şunu da söyleyeyim ben. Evet altyapılarda torpilin olup olmadığını ben her altyapı hocasına soruyorum burada. Çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. Evet. Öneride var. Yani böyle bir oyuncu var diye. Ama o önerileri evet. yanlış kişiye yaptığımızı düşünüyorum ben. Yani doğru kişilere yapsak doğru kişiler doğru yerde olur. Onu da söyleyeyim buradan. Evet. Evet. Bir de son soruma geliyorum Burak Hocam. Şimdi Fikret Orman dönemi bitti. Uzun yıllar Fikret Orman Beşiktaş'ın başkanıydı. Şimdi Ahmet Nurçebi evet. geldi. Ahmet Nurçebi hazırlıklı geldi mi? Camia içinde neler konuşuluyor? Yeteri kadar ilgi gösteriyor mu özellikle altyapıya? Şöyle söyleyeyim. Altyapıya yani çok hani altyapıya gerçekten ilgisi var. Hatta bu sadece altyapıyla da değil. Kadın futbol takımımıza da büyük ilgisi var. Öyle söyleyeyim ilk önce. Hazırlıklı illaki geldi. Hazırlıklı olmasa zaten başkanlık adaylığını koyup da gelmezdi başımıza. Ama biraz daha sabır göstermesi gerekiyor taraftarın. Her şey zamanla önümüzdeki özellikle sezon daha iyi olacak. Yani sabretsinler. Yani buradan sabretsinler diye bir tabii bu seneden sonra sabretsinler. Ya zaten tabii, bu sabredin. Sene yani Beşiktaş taraftarı sabretmeli. Bence de sabretmeli. Çünkü birden olmuyor. Sabretsinler. Evet. Aynen öyle. Arda sen ne düşünüyorsun bu değişiklik hakkında? Yani Ahmet Nurçebi hazırlıklı mı? Dışarıdan gördüğün kadarıyla neler söylemek istersin? Ahmet Başkan için ben öncelikle çok beyefendi bir adam. Kesinlikle. Tamam, şey yapıyor. Mükemmel bir insan. Tamam bazı şeyleri var, demeçleri var ama o tamamen Beşiktaşlılığıyla alakalı. Hani kötü bir niyeti yok adamın. Dursun Özbek döneminden evet. sonra Galatasaray ne yaşadıysa şu an Beşiktaş aynı şey yaşıyor. O Fikret Orman güzel şampiyonluklar getirdi ama mali olarak sen bir adım attıramadıysan kulübe senden sonrası gelecek olan için büyük bir tahribat oluyor. Evet, şu an evet. Ahmet Nurçebi onu çekiyor. Adam nereli çıktı? Dedi ki kulüpte kardeşim para yok. Kimse ağlamasın dedi. Doğru söylüyor. Şimdi doğrudan sen de doğru. söylüyor. Sen merdiveni kırıp gitmişsin. Şimdi nasıl çıkacak bu insanlar? Mecburen birilerinin oraya ekleme yapması gerekiyor değil mi? Şu anda inşaat halinde Beşiktaş'ın
mali yapısı. Evet. Ahmet Nurçebin işi gerçekten çok zor. Beşiktaşların bence dört ele sarılması lazım. Başka başkan bulamazlar çünkü. Böyle gerçekten bak, beyefendi değil adam. Bu zor durumda biraz zor olurlar. Doğru. Aynen. Çünkü evet, dedi ki kendisi de, ben de yani ben en azından duyduğumu söylüyorum. Gerçekten cebinden de para koydu. Çok ciddi paralar koydu ortada. Öyle duydum. Hani evet, doğru. Şu devirde de bunu herkes yapmaz. Ahmet Nurçebi gibi gerçekten iyi bir Beşiktaşlı başkan ve medyayla da arası çok iyi. Taraftar gruplarıyla arası çok iyi diye duymuştum ben. Yani şu devirde gerçekten taraftarı ve camiayı kucaklayan bir başkanın olması çok önemli. Bundan sonrası için ne olacak? Muamma, ama en azından birleştirici bir başkan olduğu benim Galatasaraylı olarak bile dikkatimi çekti. Ahmet Nurçebi Beşiktaş'a fayda sağlayacaktır. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Biraz sabır gösterilmeli diye düşünüyorum. Çok beyefendi bir insan, dürüst bir insana benziyor. Umarım Beşiktaş taraftarı Ahmet Nurçebi'ye destek verir ve o gereken sabrı gösterir. Adam çıktı, dedi ki, ona ben çok saygı duymuştum, unutmadan söyleyeyim. Basın toplantısını izliyordum, divan kuruluydu galiba. Dedi ki, ya kardeşim dedi, biz dedi faturaları ödemeye paramız yok dedi. Ne dedi artistik yapıyorsunuz dedi. Doğru. Yani adam doğruları söylüyor. Diyorlar ki ya bir başkan böyle konuşur mu? Ne diyecek adam? Bizde para yok, sıkıntı yok. Siz devam edin. Biz Beşiktaş'ı iyi bir yerlere getireceğiz diye hayal mi satsın yani? Ya doğru, her şey aynen. Doğru. Her şey çözülecek ama sabretsinler sadece. Yani öyle çıkıp da hayal satmayın en azından. Bu dönemde bence böyle adamlara dört ele sarılması lazım. Sonra çok arıyoruz çünkü. Evet, çok arıyoruz. Doğru. Evet, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sayın Burak Şahin'e yayınımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Birkaç defa daha çağıracağız hocam, öyle bir kere de kurtulamazsın, bilgin olsun. Her zaman güzel sohbetiniz için teşekkürler. Arda kardeşimin de kanalı var, oraya da çağıracağız seni. Yani bilgin İnşallah. Olsun. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi... Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdi Arda kardeşime de bir söz vereyim hemen. O da bir şey söylemek isterse. Bitmeden önce Burak hocamla tanıştığım için memnun oldum. Çok sağ ol Günay. Ben de çok memnun oldum. Kanalıma beklerim. Sizde Beşiktaş Galatasaray muhabbetleri yaparız. Garanti konusunda garanti veriyorum. Objektif olacağımızdan garanti veriyorum yani. Asla yani. Objektif olan her yere gelirim ben. O zaman problem yok. Aldım ben sözünü. Evet, tamamdır. Şu anda en azından bu zor dönemlerde evde kalın diyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zaten biz de hani Günay'la yan yanayız. Şurada bir saatlik aramız ama gidemiyoruz. Bu dönemlerde evde kalmak çok önemli. Arkadaşlarımızla her zaman yan yana geliriz. Ama bu sağlığın çok çok önemli olduğu günlerde mutlaka evde kalmayı unutmayın. Sağlık harici ölüm kalım olmadığı sürece evden dışarı çıkmayalım arkadaşlar. Evet, o zaman diyoruz ki evde kalınız, sağlıklı kalınız. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.